İlyas Yıldırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine Adıyaman'dayız. Nihat kardeşimizin kümesindeyiz. Nihat kardeşim, kendini bir tanıtır mısın bize? Ben Nihat Çetinkaya, Adıyaman'da oturuyorum. Mesleğim fırıncı. Uçum güvercini besliyorum. İlyas abinin önerdiği ilaçları kullandım ve çok faydasını gördüm kendisine. İlaçtan, çok teşekkür ederim. Sağ ol. İlaçtan girme. Biz önce kuşları anlatacağız. Evet. Kendimizi konuşacağız. İlaç olay başka olay. Biz ilaç tanıtımı yapmıyoruz. Evet. Kendini anlat. Kaç yıldır kuşçusun? Kaç yıldır? 12 yaşından beri besliyorum onu. Ne veriyor sana bu kuş? Çok merak ediyoruz. Evet. Kuşçulara bazen küçümseyici gözle bakıyorlar. Aziz Yıldırım da bakıyor, Orhan Gencebay da bakıyor. Onlar bakınca padişah oluyor da bizim kuşçulara niye? Yani ne hissediyorsun? Ne demek istersin? Tepkini, içini dök kardeşim. Burası sosyal medya. Şu şekilde en büyük zevk aldığım şey güvercin beslemek. En büyük hobim de bu. Onun dışında ne soruyorsun? Özel bir soru sorayım sana. Evet, sor hocam. Kafanı yastığa koyduğun zaman beynin kümeste kalıyor mu? Evet hocam. İşte bu böyle bir güzel bir şey. Ben de aynıyım ha. Bana yani hocam hocaya ayağa hikaye yani. Kafayı yastığa koydum mu yarınki ekmeği düşünmüyorum. Acaba düşünüyorum bizim karabaşın yumurtası çıktı mı çıkmadı mı? Sabah işe giderken ilk işim güvercinlerin yanına uğramak. Yemini suyunu bir tazelemek. Şimdi burası, çok özür dilerim. Arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen gün Face'te birisi bir yazı paylaştı. O kadar hoşuma gitti ki o arkadaşı yani yanımda görsem sarılı böyle kucaklar öperim. Niye biliyor musun? Orada bir yazı yazdı. Bir kadın dertlenmiş. Kadının çocuğu sürekli çatıdaymış kuşun yanına. Çocuğu okula gönderince alıyormuş kuşları kadın. Götürüyor mezat yerine başkana satıyor diye al bunlar diyor. Yani kuş çocuğunu kuştan kurtarmak istiyor. Evet. Aradan bir zaman geçiyor. Çocuğun önceden kuşçu arkadaşları vardı. Bu sefer arkadaş kitlesi değişiyor. Tabii çocuk sokaklara alışıyor vesaire. Belli bir zaman geçiyor. Baktı ki çocuğu kaybettik. Eskiden çatıda buluyorduk. Şimdi çocuk ortalıkta yok. Tuttu mezatçıya gitti. Dedi ki bana bir takım kuş ver. Dedi ki teyze sen yıllar önce kuşları satmıştın. Niye kuş alıyor? Dedi ki oğlumu kaybetmek istemiyorum. Ey anne babalar. Bunu farklı insanlar izliyorsa hani kuşçulara küçümseyici bakıyorlar ya. En iyi alışkanlık budur. Çünkü niye biliyor musun? Eşinizi dahi, kocanızı dahi biliyorsun ki boş kaldı mı kümestedir. Meyhanede aramıyor, başka yerde aramıyor. İşin ciddiyeti bu. Doğru mu abi? Doğru hocam. Onun için biz kuşçular kralız. Yani bize küçümseyici gözle bakanlara özellikle söylüyorum. Hayır kardeşim, Orhan Baba da bakaya. Niye bakaya adam? Aziz Yıldırım bakaya. Kocaman adam, Türkiye'yi sallamış adam ya. Başkan da Aziz Yıldırım ya. He? Bucu elini sallasa 25 milyon taraftar İstanbul'a gelir. O adam bile bakaya. Hayır kardeşim, en iyisi biziz. Kimsenin bilmem nesine bakmıyoruz, gökteki kuşumuza bakıyoruz. Gel bakalım şöyle bir göster kuşları. Şimdi bugün kuş uçuramıyoruz arkadaşlar, bu konuda kusura bakmayın. Çünkü dışarıda çok büyük rüzgar var. Siz de biliyorsunuz rüzgarda oyun kuşu uçurulmaz. Kardeşimizin böyle bir kümesi var, burada yavru alıyor. Bunları niye ayrı tutuyorsun Nihat? Bunları çiftleştirdim hocam. He. O diğer kuşlarla karışmasın diye. Bunlar özel damızlıklar. Sen kendine göre var bir bildiğin. Evet. Bunlar da aynı. Evet. Bunlar da erkekler. Teke atmışım burada. En fazlalıkları. Evet hocam. Nasıl böyle iyi oyun damarla kuş var mı sende? Var hocam. Var değil mi? Evet. Kuşçu da illa olur birkaç tane. Evet. Şu kapıyı aç da kahveyi alsana. Elini uzat al abi. Burada yavru kümesimiz hocam. He, yavru kümesi. Evet hocam. En yaşlı kuşun kaç yaşında? En yaşlı kuşum elimde olan hocam 8 yaşında. Şuradaki mavi. Şimdi biz Yunus kardeşimizin de kümesindeydik. Evet. Onda da 8 yaşında bir kuş vardı. Evet. Ama şey yani yaşını belli ediyor. Böyle oturmuş diye böyle aheste aheste göğüste bana ve diyor ki ben 8 yaşında babasıyım bu kümesin diyor. İstersen bir çıkartayım ona hocam. Burada oyun yapar mı? Yapan burada var. Bir tane oyun yapan da. Bir tane oyun yapan göster bize. Çıkarttım hocam. Evet, şuradan şu kahvelere sahip ol, şu tarafa cebirsin. Elinle sahip ol. Sen biraz daha geri yaslan, kameranın açısına düzgün olsun. Nihat Usta'm gel buraya. Açı daha. O ya da oradan, evet, gel şöyle. Açı daha. Ben oturayım, mesafeyi şey yapalım. Yok. Açı daha oldu. Şerde yapar da aslında. Alanlar. Yok, bugün yapası yok. Hiç bırakma. Tolga olmaz. Aman. İçeri. Doğru yerine sen vazifeni yapmadın. Utandırdın bizi. Rezil. Nihat Usta. Evet, biz Çanakkale'den geldik Adıyaman'a. Evet, ben bir şey söylemek istiyordum. Buradan Adıyaman'a söylemek istiyorum. Kullüm Şöv'e geldik biz Mercan TV'de. Bizim
Seydi Ok kardeşimiz davet etti bizi. Gelin dediler, şöyle Küldüm Show'da hep müzik olmasın, bir de kuşçuluk konuşalım diye. Kendisi de kuş bakıyor. Evet. Küldüm de köyünden. İki gündür ben Adıyaman'da kaldım. Gördüğüm bir şeyi söyleyeyim size. Özellikle battakilere sesleniyorum. Burada çok şeyler konuştuk biz detaylı detaylı. Bayrağı seven herkes kardeşimizdir. Kimseye sakın bu Türkiye'nin sahibiymiş gibi, yani ötekine öteki gibi kimse bakmasın. Geldim doğudayım. Diyarbakır'ını, Mardin'ini, Urfa'sını hepsini gezdim. Ben bir şey söyleyeyim size, ne gördüm? Kendi evimde eşimden ne gördüysem bunun eşinden aynısını gördüm. Babamdan ne görüyorsam bunun babasından aynısını gördüm. Sevgi gördüm, muhabbet gördüm, dostluk gördüm. Paranın sıfırlandığını gördüm. Paranın geçmediğini gördüm. Yani kimse batıda oturup da dünyanın en iyi nimetlerinden yararlanıp da doğuya doğru farklı bakmasın. İşin bir gerçeği var. Doğu bugün isteseydi o kötü şeyi, bugün ülke ikiye bölünürdü. İstemediği için zaten birlikteyiz. Aynen. Bunu battakilere özellikle söylemek istiyorum. Hiç kusura bakmayın. Bazen diyorsunuz ya sivridirli mivridirli. Geldim buraya. Yemeğimi verdi. Evinde ağırladı. Çayımı içirdi. Kuşlarını gezdirdi. Daha bundan bak kahvemiz, tespimiz daha burada. İkinci postaya başladık. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bizi bir araya kuşluk getirdi. Hasım sahibi olsaydık biz. Gerçekten birbirini sevmeseydik. Beni niye ağırlasın evinde kardeşim? Aynen. Kapısını bana niye açsın? Aksine batıdaki açmaz kapısını. Apartmana sokmazlar. Sokmaz yani. Bilmiyorum, evin balaşmasın, kirlenmesin, çıkmasın diye. Bunu özellikle araya kaptırdım. Kusura bakmayın. Bilinsin diye. Sıkıntı yok hocam. Biz bütün kuşçu camiasına buradan sesleniyorum. Birlik beraberlik içinde kalalım lütfen. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bu vatan bizim. Evet. Şu Suriye'yi gözümüzü önüne alalım. Üzülüyoruz. Annesiz, babasız çocuklar, yetim çocuklar kalıyor. İşte o hale düşmemek için cavurun oyununa düşmemek lazım. Bütün mesele bu. Ona Kürt demiş, ona Laz demiş, ona Türk demiş, ona sağcı demiş, ona solcu demiş, ona komünist demiş. Ya arkadaş, ben Kürt'üm, ben Laz'ım, ben Çerkez'im, ben Abaza'yım. Bayrağını seviyor mu? Ben oyum ya. Aynen. Ya bunun milleti yok, öldün gittin toprağın altına. Allah-u Teala demiyor ki bir sorun bakalım. Kürdistan'dan mı geliyor, Lazistan'dan mı geliyor, Türkistan'dan mı geliyor? Bunu sorma hele. Adem oğlu mu geldi? Açın defterini. Günah mı işledi, sevap mı işledi? Bunu sor hele ya. Allah'ın sormadığını sen kimsin ki soruyorsun? Sen Kürt müsün, sen PKK mısın, sen terör müsün, sen Laz mısın? Böyle bir şey yok. Bayrağını seviyorsa herkes kardeştir. Doğru muyum kardeşim? Aynen, aynen. Adıyaman'dan bir seslen bakayım. Bayrağını seven herkes kardeştir. Bayrağını seven herkes kardeştir. Bundan daha güzel bir cümle var mı? Şimdi adam Kürtmüş, Türkmüş. Şimdi Karadeniz'e diyorsun. Laz yengelerimiz var. Evet. Kürt yengelerimiz var. Evet. Doğuya geliyorum. Laz kızları burada Kürt'le evli. Ya bunu ayrıs gayrıs olabilir mi? İç içe geçmiş bir toplum. Doğru hocam. Yani sosyal mesaj da vermiş olan dedim. Yani her dakika kuş konuşmayalım ya. Doğru. Bazen üzülüyorum ya. Bazen kendini bilmez battı adam var. Kürt'ü gördüğü zaman direkt PKK gözüyle bakıyor. Hayır kardeşim ya. Benim Urfa'da bir arkadaşım var. Kulaklarını çınlatayım. Mehmet Kılıç. Evine gidersin. Aklın çıkar ya. Türk bayrağından gezemezsin. Evin her tarafı. Adam diyor ölüsüyüm. Öldürün beni bunun yoluna diyor. Feryat ediyor. Kürt. Yani herkesten fazla seviyor bardağını. Bayrağını. Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Tepeden bakmayacaksın. Önce Ademoğlu. Allah'ın yarattığı diye bakacaksın. Bayrağı seviyorsa sen neysen eşit şartlara sahip aynı vatandaşlığın. Geldim burada bir şey fark ettim. Böyle halkımızda şey var yani bize aslında Adıyaman'da terör olayı da hiç bilinmez yani duyulmaz. Yok, Adıyaman ya bile terörist gözünden bakan vardı yani. Böyle bir şey yok. Ben Diyarbakırlı'nın en kralının evine de gittim. Urfa'ya da gittim. Rize'deki evimde nasıl ağırlandıysam 5 fazlası burada ağırlandım. Bunun yok ötesi beresi. Birlik olacak, dirlik olacağız ya da Suriye gibi oluruz. Aynen. Bu kafayı yapıyı değişmemiz lazım. Değişmemiz lazım. Ben başka bir şey bilmiyorum. Bilmem bugün konu bir anda çıktı bir yerden. Yok, orada gaza geldim. Sen konuştun ya gaza getirdin yok, beni. Yok sen konuya da değindin. Gerçekten. Abi ben konuşurum. Haklı olan konuşur. Aynen, bunu unutma. Aynen hocam. Evet. Şimdi gezip görmemişler hakkında yorum yapmanın bir anlamı yok. Ben abi Türkiye'yi geziyorum. Türkiye'yi. Diyorum ya. Şimdi arkadaşlar sözün kısası yedik içtik. Evet hocam. Ablamızın ellerini öpüyorum. Eline emeğine sağlık. Bir şey değil hocam. Vallahi iyi baktınız bize. Ben Adıyaman'dan mutlu ayrılıyorum. Kuşçuluk bize bunu kazandırdı.
bu adam beni tanımaz, ben bunu tanımam. Ama sosyal ortamda kuşçuluk bizi birbirine tanıttı. Evet. Ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bundan daha iyi bir dostluk yok. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet şeker olsun. Çok teşekkür ettim kardeşim ben. Sağ olasın.